Meclisteki kavga sonrası AKP'den açıklama. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan kavgada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örsü hastanede ziyaret etti. AKP Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yaralanan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örsü tedavisinin yapıldığı Güven Hastanesi'nde ziyaret etti. Doktorlardan Örsü'nün durumuna ilişkin bilgi alan Elitaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her türlü ağız dalaşı olabilir ama, sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir. Mustafa Elitaş konuyla ilgili şunları söyledi. Son dönem meclis çalışmaları inşallah sükunetle geçer diye düşünüyoruz. Hem izleyen milletvekillerinin hem kürsüdeki konuşmacıların, eleştiri muhakkak ki olması lazım demokrasilerde ama hakarete varan sözlerin olmaması, milletvekillerinin birbirlerini tahrik etmelerini değil. Hepimiz bu ülkenin insanıyız, orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir. Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra bir dost olarak, bir arkadaş olarak yarın bir araya geldiğimizde hangi siyasi görüş olursa olsun, dostum, arkadaşım diye sarılacak bir noktada gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kimseyi almıyorlar yoğun bakımda olduğu için. İyi Partili Örse vuran AK Partili Zafer Işık, özür dilemeyeceğim. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, kendisinin gerçekleştirdiği yumruklu saldırı için, genel kurulda zaman zaman böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, dedi. İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, genel kurulda zaman zaman böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, dedi. Diken'den Bilal Çelik'e konuşan Işık, zaman zaman gene kurulda böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar, ifadesini kullandı. Işık, Örs'ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savundu. Işık, söz konusu saldırının olayın sıcaklığıyla yaşandığını söyledi. İyi Parti grubunun saldırması sonucu böyle bir mukavemet gösterdiklerini söyleyen Işık, Örs'e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini belirtti. Böyle bir olayın yaşanmasının kendisinin de istemediğini söyleyen AK Partili Işık, zaman zaman gene kurulda böyle şeyler olur diyerek kendini savundu. Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını, AK Parti grubu lüzum görürse açıklama yapılacağını söyledi.